Tabii önemli bir süreçten geçiyoruz. Köylerde düğün salonları yok. Sosyal mesafe, yakın temas, maskeye çok dikkat etmemiz lazım. Eskisi gibi düğünlerimiz halaylı değil, hayat toz pembe değil. Ben bu evi yaptırdığım günden beri bu bahçemi bütün köylüye, yakınlarına, akrabalarıma düğünlerini burada yapsınlar diye bütün kapılarımı açtım. Bugün de iki tane böyle genç ve de temiz iki yeğenimin düğünü var. Onlara da mutluluklar diliyorum. Aynı şekilde çok güzel bir düğün oldu. Bütün akrabalarımız sosyal mesafeye, yakın temasa, maskeye dikkat ettiler. Tabii ki bazı insanların bahçesinde yeri müsaittir. Kimisinde yeri müsait değildir. Ama benim buradaki kapım bütün yakınlarıma ve köylüye açıktır. Onlara da mutluluklar diliyorum. Evet. Çok sağ olun. Pandemi dönemine denk geldi düğününüz ve bu güzel bahçede yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Bu süreçte bu düğünü yapmak bizim için de zor oldu ama her şeye rağmen çok güzel bir şekilde ilerliyor her şey. Evet. Bunun için Aydın Aydın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gelin Hanım, siz nasıl buldunuz bahçeyi? Çok güzel bir bahçe, çok geniş, güzel. Misafirlerimiz gayet de güzel oturuyorlar, iyiler. Teşekkür ederiz. İsmim Selahattin Aydın. Bağışlı'nın geçmiş dönem muhtarım, iki dönem köyde muhtarlık yaptım. Sağ olsun devletimiz bu konuda da köyümüzden hiçbir şey esirgememiş. Köyümüz Hakkari'de örnek sayılır köylerden biridir. Değerli akrabamız, anımız, içimizden büyüyen sanatçımız Aydın Aydın köye böyle güzel bir ev yaptı, güzel bir bahçe yaptı. Tabii ki köyün her yerinde böyle bahçeler, bile büyük evler yoktur. Aydın kapısını ve günlüğünü oynayacak. Sonra kapısını, evini, bahçesini bütün köye açmıştır. Köyün taziyeleri, düğünleri, toplantıları genellikle buradan yapılıyor. Bundan dolayı Aydın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani her konuda desteğiniz sunmuştur. Aydın Aydın'a ve Bağışlı Halkı'na çok teşekkür ediyorum. Aydın Aydın'a teşekkür etmek lazım. Teşekkürü borç buluyoruz. Çünkü hem köylümüz hem çok sevdiğimiz bir ilimiz. Bu sıkıntılı dönemde tabii herkesin, bütün köylünün geniş bahçeleri yok. Çok kısıtlı sayıda. Aydın Aydın köylünün istifadesine evini, bahçesini açmış düğünlerde. Çeşitli organizasyonlarda kullanılıyor. Bu anlamda gerçekten önemli bir hizmet yapıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ederim. Gevüz mıntıkasının Bağışlı köyündeyiz. Güzel bir sonbahar gününde, güzel bir düğündeyiz. Celalettin Öncü yeğenimizin düğünündeyiz. Düğünümüzde mıntıkamızdan, şehrimizden, yakın il ve ilçelerden akrabalarımız teşrif etmişler.
Düğünümüzün güzel yanı pandemi ortamına kesinlikle dikkat edilmektedir. Gördüğünüz gibi maskeler takılı. Benimki sadece konuşma babında olduğu için ve mesafe kurulmak suretiyle çıkardım. İnsanlar baylı bayanlı düğünümüze katılmış, maskeli. Yiyecek ve içeceğin bulunmadığı, kesinlikle hijyen ortamına, mesafeye, maskeye ve sosyal ortama dikkat edilerek gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu düğünün güzel bir yanı var. Biliyorsunuz sanatçımız Aydın Aydın da buralı ve kendisinin misafiri olarak da şu anda bahçesindeyiz. Kendisi evinin bahçesini bu tür düğünlerde akrabalarımıza açmaktadır. Bahçesini, sosyal olanaklarını, organizasyon olanaklarını hem yöremize hem akrabalarımıza açmaktadır. Bu vesileyle sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya çıkarmaktadır Aydın Bey. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz.